Bir yabancı dilde konuşmayı öğrenmek hala çok önemli. Bakın dikkat edin, yazmayı veya okumayı demiyorum çünkü onu yapay zeka destekli çeviri programları harika hallediyorlar. Şu videomda bazı örnekler vermiştim. Ama mesele karşılıklı konuşmaya geldiğinde hem teknoloji spontane çeviri konusunda o kadar kuvvetli henüz değil hem de birisiyle onun dilinde konuşmanın yaratacağı ilişki gücü bambaşka. Bir yabancı dili konuşmayı öğrenmek maalesef hiç kolay değil, hele Türkiye'deyseniz çünkü günlük olarak Türkçe konuşuyorsunuz. Nasıl yapacağız? İşte burada yeni eğitim teknikleri devreye giriyor ve benim en beğendiklerimden bir tanesi GNR eğitimin Türkiye'ye tanıttığı bir metot. Doğal tekrar yöntemi denen bu teknikte eğitmeninizle online buluşuyorsunuz ve karşılıklı çok seri tempolu, bol tekrara dayalı dil seansları yaşıyorsunuz. Ben de onlardan bir tanesini Rusça için denedim. Ben Rusça için denedim çünkü İngilizcem ve Almancam kuvvetli. Oysa aslında şirketin asıl odaklandığı yer İngilizce. Aslında 10 ayrı dilde bunu yapabiliyorlar. Sizin için bir seansa girdim. Ben bu kısa seansı çok sevdim. Biraz Rusça da konuşabilir hale geldim. Bu kadar kısa bir seansta bunu başarabileceğimi düşünmüyordum. Ama teknik hakikaten işe yarıyor. GNR eğitimde böyle bir demo seansını siz de deneyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki veya yukarıdaki linke tıklamak. Tıkladığınız zaman da orada karşınıza bir düğme çıkacak. Eğitim uzmanıyla görüşme ayarlayın diye. Bir iki bilgi verdiğinizde sizle temasa geçiyorlar ve 20 dakika aşağı yukarı sürecek bir demo seansına katılıyorsunuz. Eğer orada fayda alırsanız gerisini artık siz bilirsiniz. Bir demo ders gerçekleşeceğinde siz de eğitim sistemimizi, genel eğitim metodunu yaşıyor, görüyor olacaksınız. Öncelikle ben biraz bahsedeyim, akabinde de demomuza geçelim. Genel eğitim olarak biz 2008 yılından beri faaliyet gösteren yaklaşık 15 yıllık bir eğitim şirketiyiz. Bizi diğer kurumlardan ayıran temel bir faktör var. O da uyguladığımız eğitim metodu. Eğitim metodumuz tamamen farklı. Konuşmaya yönelik özel bir eğitim sistemi. Uluslararası patenti sadece genel eğitime ait olan, başka herhangi bir kurumda mı dersen de uygulanmayan bir eğitim metodu bu. Aslında temel noktada küçük bir çocuğun kendi ana dilinin konuşma sürecinin bir nevi yabancı dil entegre olmuş hali diyebilirim size. Şimdi küçük çocuk hayal edin. İlk önce ne yapar? 2-3 yaşında kelime kelime konuşmaya başlar. Daha sonrasında bu çocuk 7-8 yaşına geldiğinde kendi ana dilinde hemen hemen her şeyi konuşur. Tüm zamanları konuşur. Tüm yapıları kullanır. Bildiği kadar kelimeyle konuşur. Ama siz bir çocuğa kalkıp şunu sorduğunuzda, örnek veriyorum, oğlum kızım sen burada bu cümleyi devrik kullandın. İşte özneyi başa almadın. Yüklemi sona koymadın. İşte sıfatı doğru yerde kullanmadın dediğinizde ne olur? Bu çocuk yüzünüze böyle anlamsızca bakar. Daha sonrasında bu çocuk okula gittiğinde bunların detaylarını kavramlamaya başlar ve bu şekilde ilerler. Genel eğitim metodu da aynen bu mantığın aslında yabancı dil entegre olmuş halidir. Biz buna çoklu doğal tekrar sistemi diyoruz aslında. Şimdi sizinle bu uygulama yapacağız. Hiç bilmediğiniz bir dilde yaklaşık 20-25 dakikalık bir süreçte neler yapabilirsiniz onu kendi üstünüzde görüyor olacaksınız ve bu şekilde başlıyor olacağız. Rusça olarak başlamadan küçük bir şey söyleyeyim ben de. Benim kızım bu sene Robert Kolej'e girdi. Mükemmel. Biz de işte hazırlıkta orada şu anda ve biz de şey bekliyorduk işte, hani biz İngilizce öyle öğrenmiştik. O kadar kitaplar gelecek eve, gramer kitapları vesaire. Sadece roman, öykü, makaleler var. Onun üzerinden konuşarak İngilizce öğreniyorlar. Sanırım sizinki de benzeyen bir teknik biraz. Bu kadar sizinki kadar herhalde yoğun değil ama bütün günü böyle geçiyor çocuğun. Ve çok ciddi ilerleme görüyor. Hakikaten doğal olarak benimsiyor. Sizin teknik de herhalde ona benziyor biraz. Merak ediyorum ben. Hadi başlayalım bakın. Bu yaştan sonra ben 54 yaşındayım sevgili izleyiciler, izleyenlere söyleyeyim. 54 yaşından sonra bir şey öğrenmek o kadar kolay değil. Ama bak başlayalım bakalım Onur Bey nasıl görüyor. Her şeyle hiç alakası yok. Şu anda zaten net bir şekilde görüyor olacaksınız. Şimdi şöyle yapacağız Bora Bey. Hiç bilmediğiniz bir dilde yaklaşık 20-25 dakikalık bir süreçte neler yapabiliyorsunuz bunu karşılıklı olarak görüyor olacağız. Öncelikle şöyle başlayayım. Türkçe'de fiiller sonlarında hangi eklerle biter hep düşündüğünüzde? Bitmek, gelmek, yapmak. Masterler mekmakla biter değil mi? Rusça'da da fiillerin %95'i sonunda T harfiyle biter. Buna bir örnek yazıyorum ekrandan size. Delat yapmak demek. Delat. Peki. Rusça'da ben ya demek, ben yaptım derken ya delal. Buraya yazıyorum. Ben yaptım ya delal. Sen tı demek. Sen yaptın. Tı delal. Bu arada göremeyenlere yanda chatte yazıyor Onur Bey. Oradan ben de görüp defterime not alıyorum. Süper. O yaptı derken de onu yazdım şu anda ekrana. On delal. O yaptı. Peki. Başlayalım. Ben yaptım. Ya delal. Bilirsiniz. Sen yaptın. Tı delal. O yaptı. On delal. Ben yaptım tekrar. Ya delal. Sen yaptın. Tı delal. O yaptı. On delal. Bora Bey, Rusça'da soru diye bir mantık yok. Ses tonunuzu yükseltirseniz otomatikman soru olur. Mesela sen yaptın mı derken tı delal dediğinizde direkt soru yapmış olursunuz. Evet. Tekrar başlayalım. Ben yaptım. Ya delal. Sen yaptın. Tı delal. Sen yaptın mı? Tı delal. O yaptı. On delal. O yaptı mı? On delal. Peki buraya vurduğunda ne ses çıkıyor? Tak. Tak böyle demek. Peki ben böyle yaptım. Bunu nasıl dersiniz sizce? Ya delal tak. Güzel, ya delal tak. Ben böyle yaptım. Sen böyle yaptın. Tı delal tak. O böyle yaptı. On delal tak. Ben böyle yaptım. Ya delal tak. Sen böyle yaptın. Tı delal tak. Sen böyle mi yaptın? Tı delal tak. Tı delal tak. O yaptı. O delal tak. On delal. Delal tak. On diye söyleyelim. On delal tak. Ben yaptım. Ya delal. Sen yaptın.
Tığ delal. Sen yaptın mı? Tığ delal. Güzel. Sen böyle yaptın. Tığ delal tak. Güzel. Peki başka bir şey yazdım şu anda ekrana. Pacimo. Niye demek? Yani niye, ne için? Pacimo. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Pacimo. Pacimo niye? Peki ben yaptım. Ya delal. Sen yaptın. Tığ delal. O yaptı. On delal. O böyle yaptı. On delal tak. Ben yaptım tekrar. Ben ya yaptım. Delal. Sen yaptın. Tığ delal. Sen böyle yaptın. Tığ delal tak. Sen böyle mi yaptın? Tığ delal tak. Sen niye böyle yaptın? Pacimo tığ delal tak. Mükemmel. O yaptı. On delal. O yaptı mı? On delal. O böyle mi yaptı? On delal tak. Niye böyle yaptı? Pacimo on delal tak. Güzel, çok iyi. Ekrana başka bir şey daha yazıyorum şu anda. Vıcıra. Vıcıra dün demek. Dün. Vıcıra. Bunu yine cümlenin sonunda kullanacağız. Peki. Tekrar başlıyoruz Bora Bey. Ben yaptım. Ya delal. Sen yaptın. Tığ delal. Yaptın mı? Tığ delal. Sen böyle yaptın. Tığ delal tak. Sen böyle mi yaptın? Tığ delal tak. Sen niye böyle yaptın? Pacimo tığ delal tak. Sen dün niye böyle yaptın? Pacimo tığ delal tak vıcıra. Güzel. O yaptı. On delal. O yaptı mı? On delal. O böyle mi yaptı? On delal tak. Niye böyle yaptı? Pacimo on delal tak. Çok iyi. Peki. Bir kelime daha geliyor. Çto. Nasıl yazılıyor? Çto ne demek? Ne? Çto. Çto ne? Bu arada izleyicilere göstereyim. Önümdeki defteri not alıyorum basitçe. Not almak her zaman öğrenmeyi güçlendirir bence. Evet. Kesinlikle. Peki. Ben yaptım. Ya delal. Sen yaptın. Tığ delal. Sen ne yaptın? Tığ delal çto mu? Başa mı çekiyoruz? Çto'yu başa alalım. Soru kelimesi hep başta kullanılır. Çto tığ delal. Güzel. Çto tığ delal. Sen dün ne yaptın? Çto tığ delal vıcıra. Güzel. Çto tığ delal vıcıra. O yaptı. On delal. O yaptı mı? On delal. Böyle mi yaptı? On delal tak. O niye böyle yaptı? Pacimo on delal tak. O dün niye böyle yaptı? Pacimo on delal tak vıcıra. Çok iyi. Peki. Bora Bey biz başta ne dedik? Rusya'da fiillerin %95'i sonunda t harfiyle biter dedik. Bizdeki ben mekmak gibi. Oraya bir örnek yazdık. Delat diye bunu yaptık. Şimdi başka bir örnek yazıyorum. Rabotat. Bu da çalışmak anlamına geliyor. Rabotat. Rabotat. Aynı mantıktan ilerliyor. Ben çalıştım ne olur sizce? Demin delat da delal demiştik. Ya rabotal. Ya rabotal. Aynen bu. Ya rabotal ben çalıştım. Tı rabotal. On rabotal. Ben çalıştım. O çalıştı. On rabotal. Aynen mantık devam. Peki ben çalıştım tekrar. Ya rabotal. Ya rabotal. Sen çalıştın. Tı rabotal. O çalıştı. On rabotal. O çalıştı mı? On rabotal. O dün çalıştı mı? On rabotal vıçıra. Ben çalıştım. Ya rabotal. Sen çalıştın. Tı rabotal. Sen çalıştın mı? Tı rabotal. Dün çalıştın mı? Tı rabotal vıçıra. Güzel. Bir kelime daha geliyor şu anda ekrandan. Gide. Gide nerede demek? Gide. Gide. Nerede? Gide nerede? Peki ben çalıştım. Ya rabotal. Sen çalıştın. Tı rabotal. Çalıştın mı? Tı rabotal. Dün çalıştın mı? Tı rabotal vıçıra. Dün nerede çalıştın? Gide tı rabotal vıçıra. Güzel. Ben yaptım. Ya delal. Sen yaptın. Tı delal. Böyle yaptın. Tı delal tak. Sen böyle mi yaptın? Tı delal tak. Sen niye böyle yaptın? Pacimo tı delal tak. Güzel. Pacimo tı delal tak. O yaptı. On delal. O böyle yaptı. On delal tak. O çalıştı. On rabotal. On rabotal. Peki şimdi olumsuz öğreneceğiz. Ben yaptım neydi? Bora Bey yaptım. Ya delal. Peki ben yapmadım diyeceğiz. Bunu yazıyorum şu anda size. Yani delal. Ben yapmadım. Ben yaptım. Ya delal. Ben yapmadım. Yani delal. Sen yaptın. Tı delal. Sen yapmadın. Yani tı delal. Tını delal. Tını delal. Ha niye sona ekliyorsun? Ben yapmadım aynen. Şimdi Bora Bey. Hiç deftere bırakalım kenara. Oradaki yazanlar kalsın. Aklımızda ne kaldıysa onunla gidelim. Peki. Ben yaptım. Ya delal. Ben yapmadım. Nı ya delal. Yani delal. Yani delal pardon. Neyi oraya ekliyoruz tamam. Yani delal. Sen yaptın. Tı delal. Sen yapmadın. Tı nı delal. Sen böyle yapmadın. Tı neler tı ne, tı nı delal tak. Tını delal tak. Sen böyle yapmadın mı? Tı neler tı nı delal tak. Sen niye böyle yapmadın? Pacimo tı neler nı delal tak. Ya pacimo tını delal tak. O yaptı. On delal. O yapmadı. On nı delal. On ni delal. O böyle yapmadı. On ni delal tak. Güzel. Peki ben çalıştım. Ya rabotal. Ben çalışmadım. Ya nı rabotal. Ya ni rabotal. Sen çalıştın. Tı rabotal. Sen çalıştın mı? Tı rabotal. Sen dün çalıştın mı? Tı rabotal vaçira. Güzel. Tı rabotal vaçira. O çalıştı. On rabotal. O çalışmadı. On nı rabotal. On ni rabotal. O dün çalışmadı. On nı rabotal vaçira. On ni rabotal vaçira. O dün çalışmadı mı? On nı rabotal vaçira. On ni rabotal vıçira. O dün niye çalışmadı? On ni rabotal. On nı rabotal vıçira. Güzel. Paçim on ni rabotal vıçira. Aynen. Gözünüz deftere kaymasın. Hiç bakmayın şu anda deftere. Aklımızda ne kaldıysa onunla gidelim. Peki. Ben yaptım. Ya rabotal. Ya delal. Sen yaptın. Tı delal. Tı delal. O yaptı. On delal. O böyle yaptı. On delal tak. O böyle mi yaptı? On delal tak. Niye böyle yaptı? Paçimo on delal tak. Ben çalıştım. Ya rabotal. Sen çalıştın. Tı rabotal.
Çalıştı. 10 robot al. Çalışmadı. 10 robot al. 10 robot al. O çalışmadı mı? 10 robot al. Odun çalışmadı mı? 10 robot al vichira. Odun niye çalışmadı? Paçı mı 10 robot al vichira? Paçım 10 robot al vichira. Peki ben yaptım. Ya delal. Sen yaptın. Tı delal. O yaptı. 10 delal. O yapmadı. 10 delal. O böyle yapmadı. 10 delal tak. Güzel. Ben çalıştım. Ya robot al. Peki aynı mantıktan devam ediyoruz. Bir fiil daha vereceğim. Çalışmak neydi? Robot at. Fiillerin hepsi T ile bitiyor. Yapmak neydi? Del at. Bir de son fiilimiz Hulyat. Bunu da yazalım. Hulyat. Bu da gezmek anlamına geliyor. Peki ben gezdim. Ne olur sizce Bora Bey? Ya Gulyal. Gulyal. Ya Gulyal. T'ye gitti. L'ye döndü. Ben gezdim. Tamam. Ya Gulyal. Ya Gulyal. Sen gezdin. Tı Gulyal. O gezdi. On Gulyal. Ben çalıştım. Sen gezdin. Ya Delal. Tı Gulyal. Ben çalıştım neydi? Dikkat. Ya Rabotal. Ya pardon. Ya Rabotal. Tı Gulyal. Güzel. Ya Rabotal. Tı Gulyal. Tı Gulyal. Peki. O gezdi. On Gulyal. O gezdi mi? On Gulyal. Odun gezdi mi? On Gulyal vıçıra. On Gulyal vıçıra. Peki ben gezdim. Ya Gulyal. Ya Gulyal. Sen gezdin. Tı Gulyal. Sen gezdin mi? Tı Gulyal. Sen dün gezdin mi? Tı Gulyal vıçıra. Ben çalıştım. Ya Robotal. Ben çalıştım. Sen gezdin. Ya Robotal. Tı Gulyal. Güzel. Ben çalıştım. Sen niye gezdin? Ya Robotal. Paçı mu Tı Gulyal? Mükemmel. O gezdi. O gezdi. Ben gezdim dediniz. O gezdi. On Gulyal. O gezdi mi? On Gulyal. Odun gezdi mi? On Gulyal vıçıra. Odun nerede gezdi? Gide on Gulyal. Gide on Gulyal vıçıra. Vıçıra pardon. Gide on Gulyal vıçıra. Aynen bu. Ben çalıştım. Ya Rabota. Ben yaptım. Ya Delal. Sen yaptın. Tı Delal. Sen yaptın mı? Tı Delal. Sen böyle mi yaptın? Tı Delal tak. Sen niye böyle yaptın? Paçı mı Tı Delal tak? Sen dün niye böyle yaptın? Paçı mı Tı Delal tak vıçıra? O yaptı. On Delal. O yapmadı. Onlu Delal. O çalıştı. On Rabotal. O çalışmadı. Onlu Rabotal. Onlu Rabotal. Odun çalışmadı. Onlu Rabotal vıçıra. Odun çalışmadı mı? Onlu Rabotal vıçıra. Güzel. Onlu Rabotal vıçıra. Ben yaptım. Ya Delal. Sen yaptın. Tı Delal. Sen yaptın mı? Tı Delal. Sen ne yaptın? Sto Tı Delal. Sto. Şeyle söylüyoruz. Sto. Şeyle pek. Sto Tı Delal. Sto Tı Delal. Sen dün ne yaptın? Sto Tı Delal vıçıra. Güzel. O yaptı. On Delal. O yapmadı. Onlu Delal. O çalıştı. On Rabotal. O çalışmadı. Onlu Rabotal. O gezdi. On Guyal. O gezmedi. Onlu Goyal. Onni Gulyal. Onni Gulyal. Onni Gulyal. Odun gezmedi. Onni Gulyal. Vıçıra. Güzel. Onni Gulyal vıçıra. Peki. Bir şey daha yazıyorum ekrana şu anda. Ben istiyorum. Ya haçu. Ya haçu ben istiyorum. Sen istiyorsun derken tı hoçiş. Sen istiyorsun. Ya bu çekiş farklı değil mi? Aynen. Bu şimdiki zaman olduğu için biraz çekim farklı. Tı hoçiş. Sen istiyorsun. O istiyor derken de bu da son. On hoçit. O istiyor. Tı hoçiş. On hoçit. Bu zormuş hocam. Bu biraz daha düzensiz diyebiliriz. Çünkü şimdiki zamandan gidiyoruz burada. Almanca. Sadece bir iletişim yapacağız. Bakarak söyleyin şimdilik. Ben istiyorum. Ya haçu. Ya haçu. Sen istiyorsun. Tı hoçiş. İstiyor musun? Tı hoçiş. O istiyor. On hoçiş. Hoçit. On hoçit. O istemiyor. On ni hoçit. On ni hoçit. O istemiyor mu? On ni hoçit. O böyle istemiyor mu? On ni hoçit tak. Ben istiyorum. Ya haçu. Ya haçu. Sen istiyorsun. O tı hoçiş. İstiyor musun? Tı hoçiş. O istiyor. On hoçit. On hoçit. O istiyor mu? On hoçit. O böyle mi istiyor? On hoçit tak. O istemiyor. On ni hoçit. O böyle istemiyor. On ni hoçit tak. O böyle istemiyor mu? On ni hoçit tak. Ben istiyorum. Ya ya haçu. Ya haçu. Ya haçu. Sen istiyorsun. Tı hoçiş. İstiyor musun? Tı hoçiş. Ne istiyorsun? Bir dakika. Burada zor geldi. Ne yapmak istiyorsun? Ne istiyorsun? Sto, sto delal hoçiş mi olacak? Sto tı hoçiş delat. Fiilin bastı. Ama bunu öğretmemişti. Bak haklısın. Evet. Sto tı hoçiş delat. Aynen ilk defa soruyorum. Ekrandan yazıyorum şu anda size. Sto tı hoçiş delal. Delat. Neden delat? Çünkü yapmak dediğim için master'ı kullanıyorsunuz. Sto tı hoçiş delat. Sto tı hoçiş delat. Sto tı hoçiş delat. Ne yapmak istiyorsun gibi söyleyebilirsiniz. Sto tı hoçiş delat. Peki ben istiyorum. Ya haçu. Ya haçu sen istiyorsun. Tı hoçiş. İstiyor musun? Tı hoçiş. Ne istiyorsun? Sto tı hoçiş. Ne yapmak istiyorsun? Sto tı hoçiş delat. Güzel. Sto tı hoçiş delat. O istiyor. On hoçit. On hoçit. O istiyor mu? On hoçit. O böyle mi istiyor? On hoçit tak. O niye böyle istiyor? Paçı mı on şu haçış? Paçı mı on hoçit? Paçı mı on hoçit tak. Tak. Paçı mı on hoçit tak. Ben istiyorum. Ya haçu. Sen istiyorsun. Tı haçu. Tı haçış. Tı hoçiş. İstiyor musun? Tı hoçiş. Gezmek istiyor musun? Tı hoçiş gulyat. Tı hoçiş gulyat. O istiyor. On hoçit. O istiyor mu? On hoçit. O gezmek istiyor mu? On hoçit gulyat. Güzel. Peki ben yaptım. Ya delal. Sen yaptın. Tı delal. Sen yaptın mı? Tı delal. Sen böyle yaptın. Tı delal tak. Sen böyle mi yaptın? Tı delal tak. Sen niye böyle yaptın? Paçı mı tı delal tak? Sen dün niye böyle yaptın? Paçı mı tı delal tak vichira? O yaptı. On delal. On delal o yaptı mı? On delal.
O çalıştı. On robota. O çalışmadı. On ni robota. Odun çalışmadı. On ni robota al biçira. Odun niye çalışmadı? Niye? Doğru. Niye neydi? Paçimu on ni robotal vichira. Mükemmel. Peki ben gezdim. Ya gulyal. Sen gezdin. Tı gulyal. Sen gezdin mi? Tı gulyal. Ben istiyorum. Ya haçı. Ya haçı. Ben gezmek istiyorum. Ya haçı gulyat. Sen gezmek istiyorsun. Tı hoçiş gulyat. Gezmek istiyor musun? Tı hoçiş gulyat. O istiyor. On hoçit. O istiyor mu? On hoçit. O çalışmak istiyor mu? On hoçit robota. Robotat. O istemiyor. O on ni hoçit. O çalışmak istemiyor. O ni hoçit robotat. O çalışmak istemiyor mu? O ni hoçit hoçit robotat. O niye çalışmak istemiyor? Paçı bu on ni hoçit robotat. Güzel. Paçı bu on ni hoçit. Becerdim. Robotat. Süper. Evet, gayet iyi yaptınız. Şimdi Bora Bey, sizden şunu rica ediyorum. Her şeyi kapatalım. Çünkü bizim eğitim sistemimizde hep şu vardır. Yazılanların, çizilenlerin çok önemi yok. Aklımızda ne kaldıysa bununla değerlendiriliriz. O yüzden hiç bilmediğiniz bir dilde 20 dakika önce bir şey bilmiyordunuz. O yüzden şu anda da ne var aklımızda? Bunlar hiçbir yere bağlı kalmadan bir görelim. Biz sınava giriyoruz yani şimdi. Hadi bakalım. Bir nevi öyle diyebiliriz. Peki. Ben yaptım. Ya delal. Sen yaptın. Tı delal. Ne yaptın mı? Tı delal. O yaptı. On delal. O böyle yaptı. On delal tak. O böyle mi yaptı? On delal tak. O niye böyle yaptı? Paçı bu on delal tak. O dün niye böyle yaptı? Paçı bu on delal tak viçira. Mükemmel. Peki. Ben çalıştım. Ya rabotal. Sen çalıştın. Tı rabotal. Sen çalıştın mı? Tı rabotal. Sen çalışmadın mı? Tı nı rabotal. Sen niye çalışmadın? Paçı bu tı, tı nı rabotal. Ya paçı bu tı nı rabotal. O çalıştı. On rabotal. O çalışmadı. On nı rabotal. O dün çalışmadı. On nı rabotal viçira. O dün çalışmadı mı? On ni robotal vichira. Onun niye çalışmadı? Haçı bu on ni robotal vichira. Ben gezdim. Ya o ya gulyat. Ya gulyat. Ya gulyat. Sen gezdin. Tı gulyat. Sen gezdin mi? Tı gulyat. Nerede gezdin? Gidek tı rüyal neydi? Tı gulyat. Ne dedi gulyat? Dün nerede gezdin? Ne de tı gulyat vichira. Gidete gulyal vichira. Dün nerede gezdin? Gidete gulyal vichira. Ben istiyorum. Ya haçu. Ya haçu. Sen istiyorsun. Tı hoçiş. Tı hoçiş. İstiyor musun? Tı hoçiş. Ne istiyorsun? Şto tı haçiş. Hoçiş. Şto tı hoçiş. O istiyor. On hoçit. O istiyor mu? On hoçit. O böyle mi istiyor? On hoçit tak. Niye böyle istiyor? Paçı bu on hoçit tak. Paçı bu on hoçit tak. Mükemmel. Ben çalıştım. Ya robotal. Ben çalıştım, sen gezdin. Ya robotal tı gulyal. Ben çalıştım, sen niye gezdin? Ya robotal şto tı gulyal. Niye neydi? Ya robotal paçı. Ha paçı pardon mu? Pardon. Okey. Paçı mı tı gulyal. Gulyal, güzel. O gezdi. On gulyal. O gezdi mi? On gulyal. Çalıştı mı? On robotal. O yaptı mı? On delal. O böyle mi yaptı? On delal tak. O niye böyle yaptı? Paçı bu on delal tak. O dün niye böyle yaptı? Paçı bu on delal tak viçira. Mükemmel. Evet Bora Bey. Video dersini görmüş olduğunuz geçmiş olsun. Gayet mükemmeldiniz. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Valla öyle kolay değil yani. 54 yaşındaki bir zihin tekrar dil öğrenmesi çok da hoşuma gitti egzersiz. Aynen. Siz bunları hep Zoom seansları şeklinde mi yapıyorsunuz? Bir de öyle bir Zoom üzerinden gerçekleşiyor derslerimizin tamamı. Zoom ya da Teams'ten de yapabiliyoruz. Şöyle bahsedeyim. Öncelikle şu soruyu sorayım size. Saatime bakıyorum. Evet yaklaşık 20 dakikalık bir demo ders yaptık. Hiç bilmediğiniz bir dilde 20 dakika boyunca bir şeyler yapmaya çalıştık. Öncelikle şunu sorayım. Bu zaman zarfı içerisinde, ders süresi içerisinde, ders haricinde başka bir şey düşünmeye fırsat bulabildiniz mi? Aklınıza yok yok hiç. Tamamen sadece aklımdan kelime geçiyor. Tio'yu nereden alırım diyorum. Evet hiç tamam, başka bir şey düşünmüyorum. Evet, aynen. İşte aslında bu metodun en önemli özelliği bu. O kadar fazla kez konuşuyorsunuz, o kadar çok cümle kuruyorsunuz ki başka bir şey düşünmenize, motivasyonunuzun kaybolmasına, konsantrasyonunuzun azalmasına kesinlikle imkan vermiyor. En büyük özelliklerinden birisini buradan alıyor. Zaten sürekli çoklu doğal tekrar sistemiyle bu ilerliyor. İşte en baştan zorlansanız bile defalarca kez yaptığınız için artık dilinize çok iyi yerleşiyor. Ondan dolayı bir çocuğun kendi ana dilini öğrenme sürecini biz burada yabancı dile entegre ediyoruz aslında. Çünkü bir çocuk da böyle konuşur. İşte en başta kelimelerle başlar 2-3 yaşında. Daha sonrasında 7-8 yaşına gelir. İşte her şeyi konuşmaya başlar. Ama burada çok önemli bir husus vardır. Neyin ne olduğunu bilmeden konuşur. 8 yaşındaki bir çocuk işte özne bilmez, işte sıfat bilmez, yüklem bilmez ama her şeyi konuşur. Daha sonrasında bunları ilkokuldan itibaren baştan süreçten öğrenmeye başlar. Ve bu şekilde ilerler ve böyle gider. Ama normal klasik eğitim sistemlerinin nasıl olur? İşte herkes dil bilgisine ve gramere çok maruz bırakılır. Olayın konuşma ve dinleme tarafı maalesef oldukça geride kalır. İşte bu eğitim sistemi tam bu noktada idaze edilmiş bir nokta diyebilirim. Yani temel çıkış noktası şu aslında. Anlıyorum ama konuşmamın sıkıntısını yok etme üzerine kurulu
Bir eğitim metodolojisi. Peki kaç seans yapıyorsunuz bir öğrenciyle, biriyle? Mesela atıyorum ilk defa Rusya'ya gidecek birisi. Oraya gittiğinde hani bir ilk iletişimi kurmak istiyor etrafla. İşte otelden işe düzgünce gitmek istiyor. Market alışverişini yapabilmek istiyor. Kaç seansla normalde bir öğrenci oraya getirilebiliyor bu tip bir günlük sohbete? Evet, biz şöyle söylüyoruz. Öncelikle bu eğitim sisteminin başarılı olması için, yani olmazsa olmaz bir koşul var, o da şu. Haftada 2 gün, 80 dakika bir seans, 80 dakika diğer seans, toplam 160 dakika eğitim alınması gerekiyor. Anladım. Biz Eğer çok kısa bir ki, şey yaptık tabii burada, demo olsun diye. aynen, toplam 80-80-160 dakika, haftada 2 gün çok önemli eğitim sisteminin başarılı olması için. Hatta şunu söyleriz, eğer ki zamanınız yoksa, ya ben çok yoğun çalışıyorum, bu işten haftada 2 gün, 80-80, toplam 160 dakika ayıracak zamanım yok diyorsanız, hiç bu işe başlamayın çünkü gerekli verimi alamazsınız. Bu oldukça önemli. Bunu yaptığınız takdirde 3 aylık bir periyotta, burada birebir eğitim aldığınızda 24 defa hoca karşınıza gelir. 12 haftalık bir periyotta hiç bilmediğiniz bir dilde, yabancı bir dilde çok rahatlıkla konuşur hale gelirsiniz. Yurt dışına çıktığınızda da günlük konuşma düzeyinde kendi işinizi çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Evet, peki. Böyle. Çok teşekkür ederim Onur Bey. Hem biraz Rusça öğrenmiş oldum. Hem Evet, de değerli izleyici arkadaşlar arasında dille ilgili çok soru soran oluyor. Sizde tabii sadece Rusça yok. Rusça yok. Başka hangi diller var evet. Tabii. şirketinizde? Evet. Çok farklı dilde eğitimler veriyoruz. İşte İngilizce, Rusça, İspanyolca, Fransızca, Almanca başta olmak üzere 10 farklı dilde eğitimlerimizi 10 sürdürüyoruz. farklı dilde öğrenme Hepsi var. çok da doğal tekrar metoduyla ilerliyor. Bu şekilde Anladım. gerçekleştirmiş oluyoruz. Genere eğitimle ilgili bütün linkleri aşağıya bırakıyorum. Oradan dileyenler genere eğitime başvurup dil geliştirmeye başlayabilirler. Gördüğünüz gibi ben bile birazcık öğrendim. Sevgide kalın Onur Bey. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşça kalın. kalın. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun.